Müsaade ederseniz ilk önce depremlerin, ben kendi uzmanlık alanım gereği, depremin bazı özellikleri bizim için önemli. Bu parametreler süresi, bunlar çok önemli. Yani büyüklüğü, süresi uzun olan bir depremin etkisi fazla olabilir. Dolayısıyla deprem vaat ediyoruz. Aslında o verilen sayısal değerler büyüklük olarak hasar durumuna göre sınıflandırır. Mesela orada 5 denilen şeyde insanların sadece hissettiği, tedirgin olmadığı, yapısal hasarların başladığı, insanların tedirgin olduğu, dışarıya çıktığı deprem olarak tarif edilir. 8 şiddetindeki deprem yapısal hasarıyla düzenlemiş olduğumuz deprem gerçeği, kentleşme ve Elazığ konulu ocakbaşı sohbetimize hepiniz hoş geldiniz. Tabii biz bu konuyu yaklaşık bir hafta 10 gün önce belirlemiştik. Hatta belki evveliyatı vardı, önceleri konuşuyorduk. Çünkü deprem riski yaşayan bir bölgede, deprem riskinin yoğun olduğu bir ilde yaşıyoruz. Dururken şimdi ben telefondan baktım. Ziya Bey'le 11 Şubat'ta yazışmış. Depremlerin, ben kendi uzmanlık alanım gereği, hani jeolojik kısmıyla değil, bunun yapısal kısmıyla ilgilenmek istiyorum. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Şimdi depremin bazı özellikleri bizim için önemli. Bu parametrelerden biri deprem meydana geldiği derinlik. İkincisi büyüklüğü. Büyüklükle şiddet arasında da bir fark var. Biraz sonra onu da paylaşmak isterim. Bir de süresi. Bunlar çok önemli. Yani büyüklüğü fazla olan bir depremin şiddeti kısa olursa etkisi az olabilir. Veya büyüklüğü az da olsa süresi uzun olan bir depremin etkisi fazla olabilir.